Fonksiyonlar konusuna başlayalım. Fonksiyonlar çağrıldığında çalışan kod bloğudur. Yani biz normalde şu ana kadar programlarımızın yukarıdan aşağı işletildiğini gördük. Bütün bloklar, bütün komutlar çalıştı. Yine yazacağımız kodlarda bazı bölümlerin çağrıldığında çalışacağını göreceğiz. Def anahtar kelimesiyle Yaratılır. Yani ben def toplam diye bir fonksiyon yapmak istediğimde değişken isimle isimlendirme ile aynı yöntem kullanılarak isimlendirilir. def anahtar kelimesini yazdım, ismini belirledim, toplam diye bir fonksiyon. Arkasından print ile de print 5 ile 4'ün toplamını yapıp ekrana yazdıran bir kod bloğu. Bakın bu toplam bir sonra iki nokta koydum. Bu iki nokta bileceğiniz üzere burada bir blok açtım anlamına geliyor. Burada yazacak olduklarım olduğum bütün ifadeler şu toplam bloğuna ait. Daha sonra fonksiyondan çıktığımda ben toplam fonksiyonunu çağırmam için ilk önce bu kodu çalıştırdım. Hiçbir ifade olmadığını görüyorum. Toplam fonksiyonunu çalıştırdım, çağırdım. Bakın bu fonksiyonu gördü. çağırmadım için işletmedi. Çağırma yöntemi de bu şekilde. Değişkenlerden farklı olarak parantezi görmektesiniz. Bir bir ifadenin fonksiyon olup, olup olup, olmadığını anlamanın en kolay yöntemi parantezlerdir. Ben yani toplam fonksiyonu çağırınca buradaki blok işletilmeye başlayacak. Ben toplamı çağırdım. Bu program buraya gitti. Buradaki ifade çağrıldığında print 5 artı 4 9 yazdığını ekranda göreceksiniz. En basit haliyle bir fonksiyon bu şekilde oluşturuluyor. Tabii ben bu fonksiyonu işlevsel bir özellik katmadım. Sadece print ifadesiyle 5 artı e 4 ekrana yazdırdım. Ben burada bu fonksiyon içinde istediğim gibi if, else blokları ya da döngüler, for döngüsü, benzeri döngüler açabilir. Buradaki toplam Değişkin toplam e, fonksiyonu çağırdığım yerde ben bu fonksiyona parametreler gönderebilirim. Parametre gönderme işleminde şu şekilde yapıyorum. Ben buradan bir sayı göndereceğim ve bu fonksiyon içinden çağıracağım. 6 sayısını bu fonksiyonun içinden e, ekrana bastırmak istiyorum. Bunun için de burada ben bir A diye bir değişken tanıdım. Bu değişkenin ismi fark etmiyor. Buradaki 6 sayısı bu a değişkenine yükleniyor ve bu fonksiyon içinde a olarak hayatına devam edecek. Ben print ile de a yazdırsam burada çalıştırdığımda sadece 6 yazdığını göreceğiz. Yani toplam fonksiyondan bu 6 değişkeni bu a parametresine atanıyor. a parametresinde de buradaki ifadeyi a yazdığını görüyoruz. Yine burada Intüyivo olmak zorunda değil. Ali Yazdığım Ben bu da yine print ile Ali yazdığını gör. Ya da hemen bu işlevsel dikkat katalım Ne kadar işlevsel değil <laughs> olursa artık. Merhaba A dedik. Bu da ben merhaba dedikten sonra da çalıştırdım. Merhaba Ali ekranında görmek Yani buradaki Ali ifadesi. Buradaki A'ya atandı. Print içinde de A'yı ben rahatlıkla kullanabildim. Sayı olarak incelersek daha kolay olacaktı. Ben bu da 6 ifadesi 6'yı gönderdim. Burada A ve B gibi iki tane parametre aldım. A artı B'yi de yazdıracağım. Şimdi bu da 6'yı gönderdim için bana hata verecektir. Ne, neden? Çünkü buradaki şey kadar, parametre serisi kadar benim burada parametre belirtmem gerekiyor. Farklı yöntemlerim mevcut ama şu anki haliyle a, b dersem iki tane parametre istiyor. Ama ben bir tane gönderiyorum. Ben 6 ile 5'i gönderirsem çalıştırdım. 11 olduğunu gördüm. Peki fonksiyon oluşturmaktaki amacım ne? Fonksiyon oluşturmakta amacım programımızı daha modüler hale getirip daha işlevsel ve kullanılır hale getirmek. Yani ben burada da e, toplam fonksiyonu istediğim kadar çağırıp başka parametrelerle işlem yaptırabilirim. Toplam 4 ile 5 toplam istediğim kadar çağırabilirim. 5 ile 7 gibi çağırdığımda hepsinin işlemini yapıp ekrana yazdıracağını görebiliyorum. Şimdi burada bu toplam fonksiyonu ben böyle yazdığı bildiğim gibi Tabii rahatlıkla bir döngü aracılığıyla da çağırabilirim. Bu da benim işlemi daha da kolaylaştırıp işlem yapmamı sağlar. For e in range diyelim ki 5'e kadar olan sayıların 1'e artarak toplamını istiyorum. Toplam i virgül i artı 1. Yani bu, bu işlem ne yapacak? Toplam fonksiyonuna 5'e kadar devam ettiği için şurada 2 noktayı da koyuyoruz. 5'e kadar devam ettiği için İ ilk başta 0 olacak. Yani 0 ile 1'in toplamı 1 ile 2'nin toplamı 2 ile 3'ün toplamı 3 ile 4'ün, 4 ile 5'in şeklinde gidecek. Çalıştırdım. Bakın 0, 1, 1 ile 2, 2 ile 3 şeklinde bütün sayıların toplamını verdi. Yani ben bu fonksiyonu defalarca çağırmış oldum. Bu da fonksiyonel konusunda bu parametreli, default parametreler ve return'lar, geri, geri döndüren değerler var. Onları fonksiyonun fonksiyonel, fonksiyonel konusunun bir sonraki videosunda ele alalım.